gerçekleşmesi umulan ve zamana bırakılan istek. Aynı zamanda bir kadın ismi. Çok sert. Tokatları görüyor musunuz? Çok sert. Sude Hanım. Gerçekleşmesi umulan. Dilek. Dilek 5 harfli. Yok. Murat, o da 5 harfli. Hem de erkek ismi. Bu arzu olur mu? Yok, arzu zamana bırakılmaz. Bunun mesela iyisi de vardır, kötüsü de vardır. Mesela beni kötü arzularına alet etti. Yahu bir kadın ismi. Arzu gibi 4 harfli. İstek anlamına geliyor, dilek anlamına geliyor. En sonunda dileğime ulaştım. Ne? Arzu. Hayır. Emel. Emel. Amaç. Şimdi biraz uğraştıracak. Neden? Çünkü 8200'dü çıtamız. Emel kazanacağımız 400 puanı, bir de kazandığımız ki 300'dü, o puanı elimizden aldı. Öyle mi oluyor? Evet, ne yazık ki. Ve 8900 puana ulaşabilecek durumdayız artık. Hani 16 tane harf alabilirdiniz ya, alamazsınız. Artık sadece 7 tane harf alabilecek durumdayız. Yapar mıyız? Hiç morali bozulmuyor ya, harikasınız. Buyurun gelsin yeni soru. Gösterişçi çok bilmiş. Ukala. Pat. 1500 puan daha. Haydi yenisi gelsin. Ben sizi anladım. Siz hızlısınız. Ben de size uyacağım efendim. Sude Hanım'ın yeni sorusu lütfen. Yanağın ağız boşluğu hizasına gelen bölümü. Yok. Yok. Şuraları içeri çökmüş. Gamze. Gamze değil de çok romantik o. Yaşlanmış. Elmacık. Hastalanmış. Siz bir harf istediniz bence. Evet. Buyurun bir harf. Sesli harfle başlıyor. Yanağın ağız boşluğu hizasına. Buraları içeriye çökmüş. Neydi orası? Neydi orası? Bulan var mı? Yanağın ağız boşluğu hizasına, şuraya. Herkes yanaklarını içeriye çekiyor. Ama kelimeyi bulamadık. Neleri içeriye çekiyor? Çok zayıflamışsın kızım. Bak, nokta noktaların içeriye çökmüş. Hiç kullanmadım ya. Avaları. Avurt. Hiç avurtları. Duymadım. Hayatımda hiç duymadım. Var. Keşke böyle olmasaydı. Vallahi biraz da tez canlısınız, evet, ama evet, Sude Hanım yani. Ne olduysa ondan oldu. O avuntu alkışı çok cılızdı. Bir kuvvetlisini istiyorum. Yolunuza bakalım. Haydi gelsin yenisi. 6 harfidir. Ağır ve yorucu emek. Güçlük. Bir harf. İstemiyorsunuz. Size de güçlük olacak ama... Zahmet. 600 puan kazandı. Tam Elif Hanım'lık soru. Neydi onun mesleği? Psikolog. Psikolog değil. Lebibe Hanım psikolog. Ha, hukuk. Evet. Bir bakın bakalım. Toplum düzenini belirleyen yasalarla ilgili anlamında bir sözcük. Siz 5 harfi buldunuz zaten. Sonuna bir ek lazım. Toplum düzenini belirleyen yasalar neydi efendim? Beynim durdu şu an. Elif Hanım'dan bahsetmiştik. Hukuki. Hukuki. 6 puan. Şundan biraz korkuyorum. Bu 14'ünün içerisindeki en zor soru bu. Gelsin. Sorusu da kısa. Karşı sav. Bunun... Savunma. Hayır. Yok. Daha yaygın kullanılan batı kökenli karşılığını istiyorum ben sizden. Aduket. Aduket mi? Bir harf alalım. En güzeli o. Alalım. O T harfi çok güzel yerden geldi. Sav, savun harfi nedir tam olarak? Yani ortaya koyduğum, efendime söyleyeyim, kanıtlayamam ama bu benim savım. Savcı. İddiam bu benim. Savcının yaptığı işte odur ya. Ortaya bir iddia koyar. İddia ne anlıyor? Hani Lebibe Hanım da makaleler yazıyormuş. Okulu bitirmeden önce muhtemelen bir... Sav da yazmıştır. Ama tez, onun bir tez de gibi. Tez, güzel tez, tez ama karşı tez. Antitez. Antitez.